Daha önce bu oyunu gördünüz mü? Görmeyenleriniz için bu Scream Go Hero. Ketchup tarafından yapılan ve 10 milyondan fazla indirilmiş mobil oyun. Ve en büyük özelliği karakterin sesinize göre hareket etmesi. E ben de bu oyun geliştiricisiyim. O zaman hadi bu oyunun daha iyisini yapalım. Yani umarım. Öncelikle bu oyunu yapmak için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini konuşmamız lazım. Oyunu oynayabilmeniz için mikrofonunuza erişmem gerekiyor. Yani arka planda mikrofonunuzu algılayan bir sisteme ihtiyacımız var. Bu işlemi tamamladıktan sonra da mikrofonunuza ses gönderdiğiniz her anı ses dosyası olarak kaydetmemiz ve bu sese göre bir işlem yaptırmamız gerekiyor. Bu olayı şöyle düşünebilirsiniz. Bu görselde görmüş olduğunuz şey bir ses verisi ve bu verinin sıfırdan büyük olduğu her anda karakterimizin bir hareket yapması yani ilerlemesi gerekiyor. Bunu karakteri iletmek için de Unity'nin audio kliplerini kullanarak içindeki ses değerini bir float değişkeni türünde tanımlamamız bunu da karaktere gerekiyor. Çok kafanız karıştı değil mi? Benim de. O zaman minik bir deneme ile başlayalım. Mikrofonunuzu algılayan ve ses dosyalarını bahsettiğim şekilde Unity'nin audio kliplerine döştüren bir kod yazdım. Fakat şimdilik bir karakteri oynatmak yerine bir kareyi büyütmeye çalışalım. Bakalım işe yarayacak mı? Aaa. o i o İnanması garip ama çalışıyor. Fakat mikrofonum çok da olmadığı için düzgün bir şekilde çalıştıramıyorum. Bu yüzden bu projeyi rafa kaldırıp tutorial çekme hayatıma dönebilirim.

Ve bu videonun sponsoru Fifine. Kendilerine gönderdikleri mikrofon için sonsuz teşekkürler. Detaylar videonun sonunda. E o zaman mikrofon problemimiz de çözüldü. Projeye kaldığım yerden devam edebilirim. Karemizi büyütme işlemimizi başarıyla yaptığımıza göre sırada karakteri yürütme ve yapabilirsem zıplatma var. Bunun için şöyle bir yol izleyelim. Aldığımız ses datasının verdiği verileri de sınırlandıralım. Örneğin sesimiz 001 ile 5 arasında bir değer döndürüyorsa döndürdüğü değer kadar karakterimizi yürütelim. Eğer 5'ten daha büyük bir değer döndürüyorsa da karakterimizi yürütmek yerine zıplatalım. Bu sayede çok bağırırsanız zıpladığınız Az bağırırsanız da bağırdığınız kadar yürüyebildiğiniz bir sistem yazabilmiş olacağız. Hemen bahsettiğim kodları yazalım ve deneyelim bakalım. Aaa Yürü 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 yürü, yürü, yürü. Aa, Zıpla zıp zıpla <laughs> Yürü Sizlere sesi az gelmiş olsa da ciddi derecede bağırdım Ve oyunumuz şimdilik düzgün çalışıyor gibi gözüküyor Yani hem karakterimizi yürütebiliyor hem de çok bağırırsak zıplatabiliyoruz Fakat fark etmişsinizdir ki oyunumuzu karelerle yaptığımız için son derece çirkin gözüküyor Ve bu şekilde kimsenin oynayacağını sanmıyorum Bu yüzden oyuna biraz görsellik vermemiz lazım O zaman çizim yapmak yerine parmağımı şıklatmam yeterli olacaktır sanırım ve artık oyunumuz eskisinden çok daha tatlı gözüküyor. Ana karakterimiz de bir kuş. Yürümesi için çok minik bir animasyon ve zıpladığında da takla da sağladım. Fakat yine yeni yeniden bir problemimiz var. Şu anda oyunda bir amaç yok. Yani tamam karakterimiz var sesimize göre zıplıyor hopluyor falan ama bu karakterin amacı ne olacak kardeşim? Nereye gidecek? Nasıl kaybedecek? Nasıl kazanacak? Sırada da bu var zaten. Öncelikle bir ateş, bir diken, bir cüce ve bir mantar çizimini oyuna ekledim. Ateş, diken ve cüce düşmanlarımız olacak ve onlara değdiğimiz durumda oyunu kaybederek baştan başlamak zorunda kalacağız. Mantar da bizim yüksek yerlere zıplamamızı sağlayacak. Ayrıca ateş ve diken yerli yerinde duruyorken cüce hareket eden bir düşman olacak ve sağa sola koşturacak. Yani cüceden kaçmak için komşularınızdan küfür yemeye hazır olun. Çünkü ben yedim. Bunların yanı sıra oyuna bir de Türk bayrağı ekledim. Bu bayrakta bitiş çizgimiz olacak. Yani bayrağa ulaşırsanız kazanacaksınız. Fakat bayrağa ulaşmak şu an biraz kolay gibi değil mi? Hadi bunu biraz zorlaştıralım. Yani bir level tasarlayalım. Level tasarlama konusunda pek de iyi sayılma. Fakat elimden geldiği kadar aşırı uzun olmayan bir level tasarladım. Bu levelde de tüm düşmanlarımızı ve mantarlarımızı konumlandırdım. Tabii gıcık boyun olmasını istediğim için aralara bazı sürprizler de bıraktım. En sona da bayrağı ekledik mi? Şahane. Tabii oyunda sesle çalışan bir sistem olduğu için yapabileceklerimizin sınırı yok. Normalden çok çok yükseğe gizemli bir soru işareti ekledim ve gerçekten ses tellerinizi kopararak bağırabilirseniz bu soru işaretine ulaşabileceksiniz ve içindeki gizli bilgiyi herkesle paylaşabileceksiniz. Tabii bu kadar çok bağırabilen biri olacağını sanmıyorum ama fakat başarabilirseniz bunu Discord sunucumuza gelerek paylaşmayı unutmayın. Kimlerin başarabileceğini gerçekten merak ediyorum. Soru işaretinin yerinde özellikle göstermedim ki biraz daha zor olsun. Oyunumuzun temel hatları hemen hemen bitmiş durumda. Fakat bu tarz oyunlardaki en önemli kısmı henüz yapmadık. O da rekabet. İnsanların birbirleriyle yarışabileceği, birbirlerini geçerek dalga geçebilecekleri bir sisteme ihtiyacımız var. Bunun için de iki seçeneğimiz var. Birincisi oyunu multiplayer yapmak. Fakat bu çok uzun ve sancılı bir süreç olacağı için bundan vazgeçtim. İkincisi de oyuna bir zamanlayıcı ekleyerek kaç saniyede bitirdiğinizi test etmek. Bunu da çok hızlı bir şekilde ekledikten sonra artık oyunu kaç dakikada bitirebileceğiniz yürüyor durumdasınız. Fakat en kısa sürede bitirenleri de bir yerlerde göstermek lazım, değil mi? Bunun için online bir liderlik tablosu yapmaya karar verdim. Liderlik tablosu için bir anket yaptım. Ve evet, oyunumuzun adı Scream. Scream'in daha ponçik hali. tatlı, değil mi? Ve anketinde isminizi girmeniz de gerekiyor. İsminizi girmezseniz de oyuna başlayamıyorsunuz. Oyunu bitirebildiğiniz takdirde de eğer en iyi süre yapan ilk 10 arasındaysanız isminiz bu liderlik tablosunda çıkıyor. Yanında da süreniz tabii ki. Fakat burada sizi uyarmam gereken bir şey var. Bu liderlik tablosunu bir veri tabanı kullanarak yaptığım için siz ilk onu görebilseniz bile ben herkesi görebilir pozisyondayım. Yani isminiz küfürlü bir isimse ilk onda olsanız bile isminizi tablodan silmek zorundayım. O yüzden lütfen küfür yazmayalım. Son olarak oyun için sahneler arası bir geçiş ve oyunun en önemli parçası olan müzik ve ses efektlerini ekledim. Ve tabii ki oyunu nasıl oynamanız gerektiğini anlatan bir tutorial. Post proses dediğimiz görsel efektlerle de oyunumuzun görselliğini süsledim ve oyunumuz tamamlanmış oldu. Kısa sürede harika bir iş çıktığını düşünüyorum ve ben oynarken gerçekten inanılmaz eğleniyorum. Umarım siz de oyunu oynarken eğlenirsiniz. Oyunun linki açıklamada mevcut. Yükleyip dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ayrıca liderlik tablosuna giren ilk 10 kişiye de Discord sunucumuza özel bir rol verilecek. Bu yüzden yine açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. O zaman şimdi sizlere önce sponsorumuz FiFine'la daha sonra da oyunumuzun oynanışıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Şimdi ise sizlere FiFine Ampli Game A8'den bahsetmek istiyorum. FiFine Ampli Game A8 inanılmaz ışık tasarımlara ve ışıklara sahip çok kuvvetli bir mikrofon olarak karşımıza çıkıyor. Mikrofonun önünden ses kaydı yapan, kardiyoid bir alım desenine sahip bir kondansatör mikrofon olan A8, klavye, fare, bilgisayar fanları gibi diğer mikrofonun arkasında kalan yönlerden gelen sesleri azaltma özelliğine sahip ve USB mikrofon olduğu için Windows, Mac veya PlayStation kolunuza bile basitçe takarak kullanabilmenize olanak sağlıyor. Teknik detaylarının yanı sıra RGB aydınlatması özelliği sunan A8 evinizin veya stüdyonuzun havanıza mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Ve çalışma saatlerinde mikrofonu kullanmanız gerektiğinde de ışığı kapatabilmenize müsaade ediyor. Mikrofonun altında bulunan düğme sayesinde de ses seviyenizi istediğiniz şekilde ayarlayabilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca mikrofonu susturma özelliği en üst kısmında bulunduğu için beklenmeyen seslerle karşılaştığınızda düğmeye kolaylıkla ulaşabilir ve mikrofonunuzu susturabilirsiniz. Mikrofonunuzu susturduğunuzda ise üstteki dikkat çekici ışıklar kırmızıya dönecektir. Ayrıca aksesuarları arasındaki çıkarılabilir pop filtresi sayesinde plazifler ve düşük frekanslı görüntüler üzerinde önemli bir gürültü azaltma etkisine sahip. Yani masa titreşimlerinden kaynaklanan gürültüyü azaltabilen ve mikrofonun her zaman net ses kaydı yapacak şekilde ağza dönük olmasını sağlamak için mikrofonun açısını ayarlayabilen bir masa standı ile de donatılmış oluyor. Kısacası, izlediğiniz bu videoyu tamamen bu mikrofonla çektim ve ses kalitesi ortada. Açıklamadaki linkten ürüne ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet şimdi Tayfun abim bir tane oyun yapmış. Adı da sıkvimmiş ve mikrofonla oynanıyormuş. O yüzden ben de mikrofonumu buraya koydum. Evet Tayfun bana böyle bir Trojan virüsü attı. Ama diyor ki abi bir oyun oynar mısın? İnanıp oynayacağım bakalım nasıl bir şeymiş. Evet enter your name. Abi boy. Leaderboard. Burada kim var? Tayfun tabii ki de. Üçüncü olsak yeter bize. Herkese merhaba. Ben Alperen. Bugün Tayfun abim güzel bir oyun yapmış. Birlikte oynayıp deneyeceğiz bakalım. Bu oyun böyle sesinizle çalışıyor. Mesela çok konuşunca zıplıyor sanırım. Oyna sesle oynanıyormuş galiba. Play. Sesle mi? Nasıl ya yani? Ha ben konuştukça gidiyor. Okey. Play dedim. Sesle oynanan bir oyun. Şu bir saniye dur. Ses ayarım aldı. Ooo. Oo. Ooo. <laughs>

Ulan çok zor. <laughs> 6 saniyede nasıl geçtin ya? Bence hilesin sen hile. Ben oyunu bitiremedim. Çok zordu. Bay bay. Arkadaşlar oynanış bu şekildeydi. Oyunu cidden beğendim. Abone olup like atmayı unutmayın.